ABC birer gerçel sayı olmak üzere eşitsizliğinin çözüm kümesi verilmiş. ABC'nin toplamı nedir diyor arkadaşlar. Öncelikle çözüm aralığına bakalım bir inceleyelim. Arkadaşlar bu çözüm aralığı tabloda göstermeye çalışalım. Gençler, 2'de köşeli parantez kullanılmış. Demek ki 2 kökü bu eşitsizliği 0 yapan bir kök. 0 da dahil edildiği için 0 kökü de eşitsizliği 0 yapan bir köktür bu kökleri tabloya yerleştirelim. 0, 2. Eşitsizliği sağladığından içi dolu bir şekilde gösterilecek. 2'den sonsuz arkadaşlar çözüm aralığı olduğunda negatif olmalıdır. Diğer tarafta artı olmalıdır. Eşitsizliğe bakın gençler. Burayı sıfıra eşitlediğimizde köklerden birini 4 buluruz. 4 kökü de bu aralıkta mı? Evet. Onu da tabloya yerleştiririz. Eşitsizliği sağladığı için dahil olacak. Fakat 4 Tek dereceli bir kök olsaydı, eksi artı şeklinde ilerleyecekti. Burada işareti değişmediğine göre 4 çift dereceli bir köktür arkadaşlar. Aynı şekilde 0 için de konuşacağız. Artı artı şeklinde ilerlemiş tek dereceli olsaydı işareti değişecekti. Demek ki 0 kökü de çift dereceli bir kök arkadaşlar. Buraya baktığımda 2 kök buradan, 1 kök buradan, 2 kök buradan olmak üzere toplamda 5 kök elde ettik. Eşitsizliğe bakın arkadaşlar burası birinci dereceden olduğu için bir kök. Burası dördüncü dereceden olduğu için en fazla dört kök gelebilir. Toplamda beş kök olur. O zaman bütün kökleri bulmuş olduk arkadaşlar. Bulduğumuz kökleri e, buradaki ifadeye yerleştirmeye çalışalım. Bunun kökü dörttür. Çift derecelik kökleri iki tane dört kökü olması gerekir. O zaman şuradaki dördüncü dereceden ifadenin köklerden biri dörttür. Arkadaşlar 2 kökü buraya ait. 0 kökü arkadaşlar çift dereceli köktür. Yani 2 tane 0 kökümüz var. Şimdi ben bu ifadeyi oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Böyle x yerine 4, 2, 0 yazmak yerine oluşturup bulmak istiyorum. Köklerden biri 4 olduğu için x eksi 4 olacak. Köklerden biri 2 olduğu için x eksi 2 olacak. Sonra 2 tane 0 olduğu için x kare olacak. Başka sayısı 1 arkadaşlar. O yüzden buraya 1 yazıyorum eşittir. Bu ifade x üzeri 4 artı ax küp eksi bx kare artı c'ye eşit olacak. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. Önce burayı çarpacağım. Çarptığım zaman x kare eksi 6x x artı 8 gelir. x kare ile dağıtacağım. x üzeri 4 eksi 6x küp artı 8x kare gelir. Buradan da x üzeri 4 artı ax küp eksi bx kare artı c var. Zaten arkadaşlar x üzeri 4 ifadeleri aynı. Burada eksi 6 x küp artı a x küpe eşit olmalı. O zaman a'mız eksi 6 gelir. Burada artı 8 x kare eksi b x kareye eşit olmalı. B'miz eksi 8 gelir. Sol tarafta bir sabit yok. O yüzden c'miz 0 gelir. Bulduğumuz ifadeleri yerine yazdığımızda toplamı eksi 14 buluruz.